Eserin adı Başkasının Karısı. Sıra dışı bir olay. Eserin yazarı Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Bana bir iyilik yapın sevgili beyefendi. Bir şey sormama izin verin. Yoldan geçen irkildi ve gecenin 8'inde caddenin ortasında yanına teklifsizce yaklaşan Rakun 14 giymiş adama biraz ürkerek baktı. Bilindiği üzere eğer Petersburglu bir beyefendi caddede hiç tanımadığı biriyle konuşmaya kalkarsa o kişi kesinlikle ürker. İşte yoldan geçen de irkilmiş ve biraz korkmuştu. Sizi tedirgin ettiğim için kusura bakmayınız, dedi Rakun giymiş adam. Ama ben doğrusu bilemiyorum. Siz herhalde affedersiniz, görüyorsunuz biraz karışmış durumda ruhum. Bu sırada Bekeş 15 giymiş genç adam, Rakun giymiş adamın karman çorman bir halde olduğunu fark etti. Kırışık yüzü bembeyazdı, sesi titriyordu. Düşünceleri belli ki karışmıştı. Sözcükler ağzından zar zor çıkıyordu. Ve kibar bir ricada bulunmak için büyük çaba harcamıştı. Belki de bulunduğu mevki ya da ünvanı açısından birine ricada bulunma ihtiyacı ona çok düşük bir şey gibi geliyordu. Dahası bu rica her koşulda böylesine ciddi bir kürk giymiş, böylesine saygın, enfes bir koyu yeşil renkte frak giymiş ve bu fraka birçok değerli süsler takmış biri için tuhaf, yakışıksız, ciddiyetsiz görünüyordu. Bütün bunları Rakun giymiş adamı utandırdığı besbelliydi. O yüzden sonunda bu şaşkın ruh haliyle adam kendini tutamadı. Heyecanını bastırmaya ve terbiyeli bir şekilde kendisinin yarattığı bu tatsız sahneye engel olmaya karar verdi. Affedersiniz, kendimde değilim. Ama siz doğru beni tanımıyorsunuz. Affedersiniz, sizi huzursuz ettim. Boş verin. Görgülü bir şekilde şapkasını kaldırdı ve koşarak uzaklaştı. Kusura bakmayın lütfen. Ufak tefek adam karanlığa gizlendi. Bekeş giymiş adamı dona kalmış bir halde bıraktı. Bu enayi de ne böyle diye düşündü Bekeş giymiş adam. Sonra şaşkınlığı geçip dona kalmış halinden kurtulunca kendine geldi ve gözlerini sonsuz katlı bir binanın girişine dikerek ve bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Sis çökmeye başlamıştı ve genç adam biraz sevindi buna. Çünkü sisin içinde gezinmesi dikkat çekmeyecekti ama yine de umutsuzca bütün gün olduğu gibi müşteri bekleyen bir arabacı da onu fark edebilirdi. Affedersiniz. Yoldan geçen tekrar irkildi. Rakun giymiş adam yine karşısına dikildi. Affedersiniz yine ben dedi. Ama siz sanırım soylu bir insansınız. Yüzüme bakarak dış görünüşümden bir fikre kapılmayın. Yani şaşkın bir haldeyim ama insanca anlatmaya çalışayım. Bayım, karşınızda kibarca bir ricası olan bir adam duruyor. Eğer yapabilirsem ne istiyordunuz? Siz belki de sizden para isteyeceğimi sandınız, dedi gizemli adam. Ağzını çarpıtıp isterik bir şekilde gülüp sarararak. Rica ederim efendim. Hayır, size sıkıntı verdiğimin farkındayım. Affedersiniz, kendime hakim olamıyorum. Beni karşınızda karman çorman bir ruh haliyle neredeyse deli gibi gördüğünüzü düşünün ve bir şey gelmesin aklınıza. Ama konuyu söyleyin, konuyu söyleyin, dedi genç adam. Cesaretlendirerek ve sabırsızca başını sallayarak. Ah demek öyle, siz böyle genç biri olarak haylaz bir çocukmuşum gibi beni azarlıyorsunuz. Kesinlikle aklımı kaçırdım. Size bu küçülmüş halimle nasıl görünüyorum? Açıkça söyleyin. Genç adam şaşırdı ve sesini çıkarmadı. İzin verin size açıkça sorayım. Bir hanım gördünüz mü siz? Benim tek ricam bu işte, dedi sonunda kesin bir şekilde. Rakun giymiş adam. Hanım mı? Evet efendim, bir hanım. Gördüm ama kabul edersiniz ki bir sürü hanım geçti. Tabii efendim, diye yanıt verdi gizemli adam ateşli bir gülümsemeyle. Hata ediyorum, şunu sormak istemiştim. Affedin beni. Tilki kürkü giymiş, kara bir peçesi olan, koyu renkli kadife şapka takmış bir hanımefendi gördünüz mü acaba? Hayır, öyle birini görmedim. Hayır, sanırım fark etmedim. Ah, bu durumda affedersiniz efendim. Genç adam bir şeyler sormak istedi ama rakunlu adam tekrar kayboldu. Sabırlı dinleyicisini dona kalmış bir halde bıraktı yine. Ah, şeytan götürsün onu, diye düşündü bekeşli genç adam. Açıkça rahatsız olmuştu. Sıkıntıyla kunduz yakasını örttü ve tekrar aşağı yukarı dolanmaya, sonsuz katlı evin kıyısında ihtiyatla gezmeye, gözlemeye koyuldu. Öfkelenmişti. Neden çıkmıyor bu kadın, diye düşündü. Saat 8 oldu. Kulede saat 8'i vurdu. Ah şeytan alasıca, sonunda. Affedersiniz efendim, size öyle davrandığım için beni affedin. Ama siz beni iyice ürkütünce elim ayağımı dolaştı, dedi yürüyen adam yüzünü buruşturup özür dileyerek. Ben yine size geldim efendim. Kuşkusuz size huzursuz ve tuhaf görünüyor olmalıyım. Bir iyilik yapın, saçmalamadan hemen açıklayın. Artık ne istediğinizi anlayamıyorum. Aceleniz mi var? Görüyorsunuz ya efendim, size açık bir şekilde lafı uzatmadan anlatacağım. Ne ya yapalım? Olaylar bazen insanları çok çeşitli karakterlere sokuyor ama sizin sabırsız genç bir adam olduğunuzu görüyorum. İşte öyle efendim. Fakat nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir hanımı arıyorum efendim. Artık her şeyi söylemeye karar verdim. Bu hanım nereye gitti öğrenmem gerekiyor.
kim olduğunu, sizin onun adını öğrenmenize gerek olmadığına inanıyorum. Genç adam. Peki efendim, peki efendim. Başka bir şey var mı? Başka bir şey mi? Ama benimle bu konuda konuşmanız, affedersiniz, belki de ben size genç adam diyerek sizi gücendirdim. Ama bir maksadım yoktu. Kısacası eğer sizin için bana büyük bir yardımda bulunmak uygunsa, işte efendim, bir hanımdan, yani benim tanıdığım yüksek bir aileden gelen namuslu bir hanımdan bahsetmek istiyorum. Beni görevlendirdiler. Ben, görüyorsunuz ya, benim bir ailem yok. Peki efendim, durumumu takdir edin genç adam. Ah yine, affedersiniz bayım. Ben size hep genç adam diyorum. Geçen her dakika değerli. Bir düşünün, bu hanım. Ama siz bana şu evde kimin yaşadığını söyleyemezsiniz, değil mi? Evet, bir sürü insan yaşıyor. Evet, yani kesinlikle haklısınız, diye yanıt verdi rakunlu adam, terbiyesini bozmamak için hafifçe gülerek. Biraz tutarsız olduğumu hissediyorum ama bu ses tonunuz neden? Görüyorsunuz, tutarsız olduğumu temiz yüreklilikle kabul ediyorum. Ve siz de kibirli biriyseniz eğer, benim mahvolmuş halimi yeterince gördünüz. Diyorum ki, soylu bir eğitim almış bir hanım, yani basit içerikli, affedersiniz, sanki edebi bir mevzudan bahsediyormuşum gibi şaşkınım. İşte, Paul de Kock'un basit içeriği geliyor akla. Bütün felaket de Paul de Kock'tan efendim işte. Genç adam rakunun adama acıyarak baktı. Adam sanki kesin olarak şaşkına dönmüş, susmuş, ona bakıyor. Anlamsızca gülüyordu ve titreyen elleriyle sebepsiz yere Bekeşli'nin yakasına yapıştı. Burada kimin yaşadığını mı sanıyorsunuz diye sordu. Genç adam biraz geri çekilerek. Evet, bir sürü insan yaşıyor dediniz. Burada Sofya Ostafyevna'nın yaşadığını da biliyorum. Dedi genç adam fısıltıyla. Hatta biraz üzülerek. Bakın gördünüz mü? Siz bir şeyler biliyorsunuz genç adam. Sizi temin ederim. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Sizin üzgün görünümünüzden çıkardım. Ben hemen aşçıdan onun buraya geldiğini öğrendim ama siz ona rastlamamışsınız. Yani Sofya Ostafyevna'ya. Sizi tanımıyorum. Hayır, peki. Affedersiniz efendim. Anlaşılan bu sizi ilgilendirmiyor genç adam, dedi tuhaf adam tatsız bir alayla. Dinleyin, dedi genç adam duraksayarak. Aslında sizin bu halinizin nedenini de bilmiyorum ama siz herhalde ihanete uğradınız. İşin aslı bu değil mi? Genç adam anlayışla gülümsüyordu. Biz en azından birbirimizi bulduk, diye ekledi ve bütün bedeni yüce gönüllülükle hafif bir selam verme arzusunu belli etti. Beni mahvettiniz ama açıkça itiraf edeyim size, tam da böyle. Fakat kimin başına gelmiyor ki? Sizin desteğiniz çok derinden duygulandırdı. Kabul edin. Genç insanlar arasında. Ben tabii genç değilim ama bilirsiniz, alışkanlıktan, bekar hayatından, bekarlar arasında. Bilinir. Öyle, bilinir. Ama size nasıl yardımcı olabilirim? Yani işte efendim, kabul edersiniz ki Sofya Ostafyevna'yı ziyaret etmek. Fakat bu hanımın nereye gittiğini bilmiyorum galiba. Sadece bu evde yaşadığını biliyorum ama sizi gezinirken görünce ben de bu tarafta dolaşıyordum, düşündüm. İşte görüyorsunuz ya, bu hanımı bekliyorum. Burada olduğunu biliyorum. Onunla görüşmenin ne kadar yakışıksız ve alçakça olduğunu. Ama siz beni anlamıyorsunuz. Bunu kendim için yapmıyorum. Böyle sanmayın. Bu başkasının karısı. Kocası orada. Voznesenski köprüsünde duruyor. Yakalamak istedi ama karar veremedi. Her koca gibi o da hala inanamıyor. İnanmıyor. Bu sırada rakunun adam gülmeye çalıştı. Ben onun arkadaşıyım. Kabul edersiniz ki ben de belli saygınlığı olan bir insanım. Beni sandığınız kişi olmam mümkün değil. Elbette efendim. Tabii efendim. Tabii. İşte öyle. Onu yakalayacağım. Beni görevlendirdi efendim. Mutsuz koca. Ama bunun kurnaz bir genç hanım olduğunu biliyorum. Paul de Kock hep yastığın altında. Kendini belli etmeden sıvışacağına inanıyorum. İtiraf edeyim. Bana buraya geleceğini aşçı söyledi. Haberi alır almaz deli gibi koştum. Yakalamak istiyorum. Uzundur şüpheleniyordum ve bu yüzden size sormak istedim. Siz burada geziniyorsunuz. Siz, ben bilmiyorum. Peki, evet, sonuçta ne istiyorsunuz? Evet efendim, sizi tanıma şerefine sahip olamadım. Kim, nasıl, bunu bilmeye cesaret edemiyorum. Her koşulda izin verin, tanışalım. Hoş bir tesadüf. Titreyen adam, genç adamın elini ateşli bir şekilde sıktı. Bunu en başta yapmam gerekirdi, diye ekledi. Ama bütün görgü kurallarını unutmuş haldeyim. Konuşurken rakunlu adam yerinde duramıyor, huzursuzca çevresine bakınıyor, yer değiştiriyor ve ikide bir sanki boğuluyormuş gibi genç adamın eline sarılıyordu. Görüyorsunuz ya efendim, diye devam etti. Size dostça seslenmek istedim. Rahatlığımı hoş görün. Sizden şu tarafa, yan sokağa, şu üzerinde P yazan kara geçide doğru gidip gidemeyeceğinizi soracaktım. Ben de ana girişe gideceğim. Böylece onu kaçırmayız. Ben bir tek kaçırmaktan korkuyorum. Kaçırmak istemiyorum. Siz de onu görür görmez durdurup bana seslenin. Ama deli miyim ben? Ancak şimdi görüyorum kaba görgüsüz bir teklifte bulunduğumu. Hayır. Niye bağışlayın beni?
Beni bağışlamayın. Ruhum karman çorman. Hiçbir zaman olmadığım kadar şaşkınım. Sanki beni mahkemeye vermişler. Hatta size şunu itiraf edeyim. Asil davranıp size karşı açık olacağım genç adam. Hatta sizi bir aşık sanmıştım. Yani sadece siz burada ne yaptığımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Soylu insan, sayın beyefendi. Sizin o olduğunuz fikrinden çok uzaktayım. Sizi bu fikirle lekeleyemem ama bana şeref söz verin. Siz bir aşık değilsiniz değil mi? Yani tabii buyurun şeref sözü. Bir aşığım ama karınızın aşığı değil. Yoksa sokakta olmazdım. Şimdi onunla birlikte olurdum. Karımdan kim bahsetti size genç adam? Ben bekarım. Ben yani aşık olan benim. Bir koca var demiştiniz. Voznesenski köprüsünde. Elbette saçmalıyorum ama başka bağlar da var. Kabul edin genç adam. Bir takım karakter zayıflıkları yani. Ya peki. Yani ben koca falan değilim. İnanıyorum efendim. Ama size açık söyleyeyim. Şimdi söylediğimi düzeltirken kendimi de sakinleştirmek istiyorum ve bu yüzden de size karşı açığım. Siz beni üzüyor ve alıkoyuyorsunuz. Size haber vereceğimi söz veriyorum ama rica ederim bana biraz huzur verin ve uzaklaşın. Ben de bekliyorum. Buyurun efendim. Uzaklaşıyorum. Kalbinizdeki tutkulu sabırsızlığa saygı duyuyorum. Bunu anlıyorum genç adam. Ah sizi nasıl da anlıyorum. İyi. Hoşça kalın. Fakat affedersiniz genç adam. Ben size tekrar nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Aşık olmadığınıza dair bir kez daha şeref ve namus sözü verin bana. Ah yüce tanrım. Son bir soru daha. Sizin şeyin kocasının soyadını biliyor musunuz? Yani konumuz olan kişinin kocasını. Tabii ki biliyorum. Sizin soyadınız değil ve yeter bu kadar. Ama siz nereden biliyorsunuz benim soyadımı? Söylediklerinizi kulağınız işitiyor mu? Vakit kaybediyorsunuz. Bin kez çıkıp gitmiştir artık. Yani neyiniz var? Yani sizinkinin tilki kürkü ve başlığı mı var demiştim. Benimkinin de damalı bir elbisesi ve mavi kadife bir şapkası var. Daha ne duruyorsunuz? Başka ne lazım? Mavi kadife şapka mı? Üzerinde damalı elbise ve mavi şapka var diye haykırdı ısrarcı adam giderken bir anda geri dönerek. Ah kahretsin yani bundan doğal ne var? Evet fakat bana ne? Benimki oraya gitmiyor. Peki nerede o sizinki? Bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Size ne? İtiraf edeyim ki ben sadece. Üf tanrım. Yani sizde hiç utanma yok. Yani benimki burada ahbaplarında 3. katta caddeye bakan tarafta. Yani size ne diye insanların adını söyleyeyim. Ne diye? Tanrım benimki de 3. kattaki ahbaplarında ve penceresi caddeye bakıyor. General. General? General. Size haydi hangi general olduğunu da söyleyeyim. General Polovitsin. Ne diyorsun? Hayır. Bu o değil. Ah kahretsin. O değil mi? O değil. İkiz de susmuş ve hayretle birbirine bakmaya başlamıştı. Ne için siz bana öyle bakıyorsunuz diye bağırdı genç adam. Üzerinizdeki donukluk ve dalgınlık halini öfkeyle atarak. Adam telaşlandı. Ben itiraf edeyim ki. Hayır buyurun. Şimdi daha akıllı uslu konuşalım. Konu açık. Konu ortak. Açıklayın bana. Orada olan kim? Yani ahbaplar mı? Evet ahbaplar. İşte görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Sizin gözlerinizde sezdiğim şeyleri görüyorum. Kahretsin. Yani hayır. Kahretsin. Kör müsünüz? Nesiniz? Karşınızda durmuşum. Onunla birlikte de değilim. Neyse. Evet. Fakat benim için fark etmez. İster konuşun, ister konuşmayın. Genç adam hiddetle iki kez topuklarının üzerinde döndü ve elini salladı. Ama ben bir şey demedim. Soylu bir insan gibi insaf edin. Size her şeyi anlatacağım. Önce karım buraya tek başına gelir giderdi. Ailesinin yanına ben kuşkulanmadım. Dün majesteleri ile karşılaştım. 3 hafta önce buradan başka bir yere taşındıklarını söyledi. Yani karım değil, başkasının karısı. Voznesenski köprüsündekinin karısı. 3 gün önce onlara yani bu daireye gittiğini söylemiş. Ama aşçı bana majestelerinin dairesini Bobinitsin adlı genç bir adamın tuttuğunu söyledi. Ah kahretsin. Sayın bayım korku içindeyim, dehşet içindeyim. Kahretsin. Bana ne sizin korku içinde dehşetince olmanızdan. Ah işte göründü işte. Nerede? Siz sadece bağırın. İvan Andreyeviç deyin. Ben koşup gelirim. İyi. Ah kahretsin. İvan Andreyeviç. Buradayım diye bağırdı soluk soluğa geri dönen İvan Andreyeviç. Ne oldu? Nerede? Hayır ben sadece bu hanımın adını öğrenmek istemişim. Glafira. Hayır Glafira değil kesinlikle. Affedersiniz size adını söyleyemem. Bunu söylerken saygıdeğer adam mendil gibi bembeyaz olmuştu. Evet elbette Glafira değil ben de biliyorum. Glafira olmadığını o da Glafira değil. Fakat kiminle birlikte? Nerede? Orada. Ah kahretsin. Genç adam öfkeden yerinde duramıyordu. Ah baksanıza. Nereden bildiniz onun adının Glafira olmadığını?
Yani kahretsin. Sonunda hala ısrar ediyor. Yani siz söylemediniz mi? Sizinkinin adı Glafira değil diyet diye. Sayın bayım, bu nasıl bir ton? Ya kahretsin, bırakın şimdi tonumunu. Neyiniz oluyor? Karınız mı bu sizin? Hayır, yani ben evli değilim. Ama mutsuzluk içindeki bu saygı değer insana hakaret etmeyi bırakmayı öğütlerim. Her türlü saygıyı hak ettiğini söylemiyorum. Ama en azından eğitimli bir insana ikide bir lanet okumak yakışmıyor. Siz sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Kahretsin, kahretsin. Tabii, kahretsin. İşte sizeydi bu da. Anladınız mı? Siz kinden kör olmuşsunuz. Ben susuyorum. Tanrım, bu da kim? Nerede? Bir gürültü ve kahkaha duyuldu. İki alımlı kız çıktı kapıdan. Birlikte onlara doğru yaklaştılar. Ah, ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Nereye koşturuyorsunuz? O değil. Ne sataşıyorsunuz, arabacı? Nereye mamzel? Bak, Pakrova'ya. Otur, Anuşka, seni götüreyim. Peki ama ben diğer tarafa geçeyim. Haydi, arabacı, uç haydi. Araba gitti. Neredendi bu? Tanrım, yüce Tanrım, oraya girmemeli mi? Nereye? Bobinitsine. Hayır efendim, olmaz. Neden? Tabii ben giderdim ama o başka şeyler söyler. O lafı çevirir, onu tanıyorum. Kasten gittiğini, beni biriyle yakalamak için gittiğini söyler. Suçu bana yıkar. Demek belki de o orada ama siz niye olduğunu anlamıyorum. Peki siz generale gidin. Ama o zaten taşındı. Ne fark eder? Anlasanıza. O zaten gitmiş. Siz de gidin. Anlamadınız mı? Şöyle yapın. Generalin taşındığını biliyor, bilmiyormuş gibi. Karınızın peşinden ona gelmişsiniz gibi yapın. Olan olsun. Sonra bu Bobinitsin'de kimi geri görürse yakalarsınız. Üf sen. Kahır. Ne karış. Beni ne yakaladığımdan size ne? Bakınız bakınız. Ne babalık? Ne? Yani aynı şey mi? Ah sen tanrım tanrım. Siz rezilsiniz. Gülünç adam. Anlayışsız bir adamsınız. Peki neden sizi ilgilendiriyor bu? Öğrenmeyi siz istediniz. Neyi öğrenmek? Neyi? Neyse, evet kahretsin. Sizden bana ne şimdi? Ben yalnız gidiyorum. Çekilin, kaybolun ortalıktan. Koşun oraya. Haydi. Sayın bayım, siz artık kendinizi kaybediyorsunuz. Siz diye bağırdı rakunlu adam umutsuzca. Ne olmuş? De, neymiş? Ne ileri gitmişim? Dedi genç adam dişlerini sıkıp. Öfkeyle rakunlu adamın üzerine yürüyerek. Ne olmuş? Kimin önünde ileri gitmişim? Diye kükredi yumruklarını sıkarak. Ama sayın bayım, izin verin. Kimsiniz siz? Kimin önünde ileri gitmişim? Soyadınız ne sizin? Bilemiyorum. Bu da ne? Ne genç adam. Soyadımın ne önemi var? Ben bunu söyleyemem. İyisi mi sizinle geleyim? Gidelim, durmayacağım. Her şeye hazırım ama inanın çok daha nazik ifadelere layığım ben. İnsan kendini bırakmamalı ve eğer bir şeye üzüldüyseniz bundan şüphedeyim doğrusu. En azından oyalanmanın alemi yok. Siz hala çok çok gençsiniz. Sizin yaşlı olmanızdan bana ne? Olacak şey değil. Çekilin yana. Neden kaçıyorsunuz? Neden yaşlıymışım ben? Nerem yaşlı, kuşkusuz mevkiye göre belki ama kaçmıyorum. Belli oluyor. Şöyle yana çekilin. Hayır, artık ben de sizinleyim. Bana engel olamazsınız. Ben de varım. Sizinleyim. Peki ama sessiz, sessiz susun. Birlikte girişten içeri girdiler ve merdivenlerden üçüncü kata tırmandılar. Zifiri karanlıktı. Durun, kibritiniz var mı? Kibrit mi? Ne kibriti? Buru içmiyor musunuz? Aa evet, var var. Burada burada. İşte alın. Rakunlu adam telaşlandı. Üf ne kargaşa. Kahretsin. Sanırım şu kapı. Bu. Bu. Niye bağırıyorsun? Sessiz olun. Sayın bayım, kendimi tutamadım. Siz küstah bir insansınız. Alev parladı. İşte. İşte bakır tabela. İşte Bobinitsin. Görüyor musunuz Bobinitsin? Görüyorum, görüyorum. Şş, şş. Aa, söndü. Söndü. Kapıyı çalmak lazım mı? Evet, lazım diye yanıt verdi rakunlu adam. Çalın. Hayır, niye ben? Siz önce çalın. Korkak. Sizsiniz korkak. Çekilin kenara. Size sırrımı verdiğime pişmanım neredeyse. Siz. Ben mi? Neymişim ben? Siz benim şaşkınlığımdan yararlandınız. Benim bozuk ruh halimi gördünüz. Boş versene, beni güldürdü hepsi bu. Niye buradasınız? Siz? Ya siz niye? Enfes bir ahlak diye belirtti hoşnutsuzca rakunlu adam. Ya siz ne anlarsınız ahlaktan, size ne? İşte ahlaksızlık. Ne? Evet, size göre gücendirilmiş bir her koca aptal. Yani koca sizsiniz. Hani koca Voznesenski köprüsündeydi? Size ne oldu? Siz nereden girdiniz işe? Bana öyle geliyor ki aşık da sizsiniz. Bana bakın. Eğer böyle devam edecekseniz sizin bir aptal olduğunuzu itiraf etmek zorunda kalacağım. Yani biliyor musunuz kime? Yani siz o kocanın ben olduğunu söylemek istiyorsunuz, dedi rakunlu adam.
Sanki üzerine kaynar su dökülmüş gibi geri çekilerek. Şş, sus, susun, dinleyin. Bu o. Hayır. Üf ama karanlık. Ortalık sessizleşti. Bu Benitsi'nin dairesinden bir gürültü duyuldu. Ne diye tartışıyoruz sayın bayım diye fısıldadı Drakon adam. Yani siz kahretsin kendi kendinize gücendiniz. Ama siz de beni sinirden deliye çevirdiniz. Susun. Kabul edin ki siz daha genç birisiniz. Susun. Elbette düşüncelerinizi kabul ediyorum. Böyle bir duruma düşen koca soytarıdır. Ya susamaz mısınız siz? Of. Ama mutsuz bir kocaya yönelik böylesine garez neden? Bu o. Tam bu sırada gürültü kesildi. O. Ama siz niye vır vır ediyorsunuz? Bu sizin derdiniz değil zaten. Sayın bayım, sayın bayım diye mırıldandı Drakonlu bay. Şş, sararı pıçkırarak. Ben tabii, aklım karışık. Siz benim yıkımımı yeterince gördünüz. Ama şimdi gece, tabii ama yarın. Fakat biz herhalde yarın karşılaşmayız sizinle. Karşılaşmaktan korkmuyor olsam da. Ve bu fakat benim değil. Voznesenski köprüsündeki ahbabının işi. Doğru onun. Bu onun karısı. Bu başkasının karısı. Mutsuz adam. Size temin ederim. Onu iyi tanırım. İzin verin. Size her şeyi anlatacağım. Sizin de gördüğünüz gibi dostuyum onun. Yoksa onun için bu kadar üzülmezdim. Siz de görüyorsunuz. Ona birkaç kez söyledim. Neden evleniyorsun sevgili dostum? Mevkim var, mülküm var. Saygın birisin. Neden bütün bunları bir koketin kaprislerine değişiyorsun? Kabul et. Hayır, evleneceğim dedi. Aile saadeti. İşte aile saadeti. Önce kocasını kandırdı, şimdi de çay içiyor. Beni affedin ama bu açıklama zorunluydu. O umutsuz bir adam ve çay içiyor. İşte bu sırada Rakun adam şaka sanılamayacak bir şekilde hıçkırmaya başlamıştı. Ya şeytan, alsın hepsini. Aptalın sonu yok. Peki siz kimsiniz? Genç adam öfkeden dişlerini gıcırdadı dedi. Yani bu olanların ardından kabul edersiniz. Ben size karşı asil ve samimi davrandım. Bu ses tonu. Hayır, lütfen beni affedin. Soyadınız nedir? Hayır, soyadım ne önemi var? Aa, soyadımı söylemeyeceğim. Şabrin'i tanır mısınız? Dedi hızla genç adam. Şabrin? Evet, Şabrin. Aa. Bu sırada bekeş giymiş adam Rakun'un adamla biraz alay ediyordu. Kapış? Hayır efendim, Şabrin dene diye yanıt verdi Rakun'u şaşa kalmış adam. Hiç de Şabrin olamaz asla. O saygıdeğer bir insandır. Nezaketsizliğini kıskançlığın verdiği ızdırap olarak hoş görüyorum. O bir düzenbaz, satılmışın teki, rüşvetçi, hilekar, soyguncunun teki. Onu hemen mahkemeye götürmek lazım. Affedersiniz dedi Rakun'un adam sarararak. Siz onu tanımıyorsunuz. Görüyorum ki siz onu kesinlikle tanımıyorsunuz. Evet, şahsen tanımıyorum ama ona çok yakın başka kaynaklardan biliyorum. Sayın bayım, hangi kaynaklardan aklım karıştı görüyorsunuz. Bu dola kıskanç, karısına sahip çıkamıyor. İşte böyle biriymiş. Belki bilmek hoşunuza gider. Affedersiniz, siz çok ciddi bir şekilde yanılıyorsunuz genç adam. Ah, ah. Bu Binitsi'nin dairesinde bir gürültü duyuldu. Kapı aralandı, sesler duyuldu. Ah, bu o değil, o değil. Onun sesini tanıyorum. Şimdi her şeyi anladım. Bu o değil, dedi Rakun'un adam mendil gibi bembeyaz olarak. Sus. Genç adam duvara yaslandı. Sayın bayım, ben kaçıyorum. Bu o değil. Çok mutlu oldum. Peki, peki. Gidin, gidin. Siz ne kalıyorsunuz? Ya siz niye? Kapı açıldı ve Rakun'un adam kendini tutamayıp merdivenlerden inmeye davrandı. Genç adamın yanından bir kadına erkek geçti ve adamın kalbi bir an durdu. Tanıdık bir kadın sesi duyuldu ve sonra güçlü bir erkek sesi ama kesinlikle yabancı bir ses. Boş verin, ben kızakları çağırırım dedi güçlü ses. Ah peki peki, tamam çağırın. Buradalar zaten hemen. Kadın tek başına kaldı. Glafira, nerede senin yeminlerin? Diye haykırdı bekeş giymiş genç adam kadının elinden yakalayarak. Ay bu da kim? Sen misin Tvorogov? Tvorogov. Tanrım, ne yapıyorsunuz? Burada kimin neydiniz? Ama bu kocam benim. Gidin gidin. Şimdi gelecek. Polovitsinlerden gidin. Tanrı aşkına gidin. Polovitsinler 3 hafta önce taşınmış. Her şeyi biliyorum. Ay, kadın sokak kapısına doğru atıldı. Genç adam onu yakaladı. Size kim söyledi diye sordu kadın. Kocanız, hanımefendi. İvan Andreyeviç, o da burada. Peşinizde hanımefendi. İvan Andreyeviç gerçekten sokak kapısında duruyordu. Ay siz misiniz? Diye bağırdı Rakun köprülü adam. A, Sebu 16 diye çığlık attı Glafira Petrovna. Gerçek bir mutlulukla ona doğru atılarak. Tanrım başıma neler geldi? Polovitsinler dedim. Bir düşün. Biliyorsun artık. İzmailovski köprüsünün oradaymışlar. Sana söylemiştim. Hatırlıyor musun? Oradan bir kızak tuttum. Atlar taşkınlık yaptı. Kızağı sürükleyip parçaladılar. Ve oradan 100 adam 100 adım öteye düştüm. Arabacılar yakaladı. Kendimi kaybetmişim. Neyse ki Monsieur Tvorogov. Nasıl? Monsieur Tvorogov. Monsieur Tvorogov'dan çok bir fosile benziyordu. Monsieur Tvorogov beni burada görüp geçirmeye geldi.
Ama şimdi sen buradasın. Size sadece derin minnettarlığımı ifade edebileceğim. İvan İlyiç. Kadın dona kalmış İvan İlyiç'e elini uzattı ve elini sıkmadı da sanki çimdikledi. Monsieur Tvorogov, ahbabım. Skorlupovların balosunda tanışma mutluluğuna erişmiştik. Sanırım söylemiştim sana. Gerçekten hatırlamıyor musun Koko? Ah elbette elbette, ah hatırlıyorum dedi. Koko diye adlandırılan rakun küllü adam. Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Bay Tvorogov'un elini hararetle sıktı. Kim bunlar? Ne demek oluyor bu? Bekliyorum diye güçlü bir ses duyuldu. Grubun önünde upuzun bir adam duruyordu. Lornetini çıkarmış rakun küllü adama dikkatle bakıyordu. Aa, Monsieur Bobinitsin diye cıvıldadı kadın. Nereden geliyorsunuz? Ne tesadüf, inanır mısınız? Biraz önce atlar düşürdü beni. Ama işte kocam, Jean, Monsieur Bobinitsin, Karpovların balosunda. Ah, çok 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 memnun oldum. Ama artık araba çağırayım canım. Çağır Jean. Çağır. Korku içindeyim, titriyorum. Hala kötüyüm. Bugün maskeli baloya diye fısıldadı Tvorogova. Hoşça kalın, hoşça kalın Bay Bobinitsin. Herhalde yarın Karpovlardaki baloda karşılaşırız. Hayır, üzgünüm. Yarın gelemeyeceğim. Şimdi böyleyse yarın yoğun. Bay Bobinitsin ağzının içinde bir şeyler homurdandı. Çizmelerini çarptı, kızağına oturdu ve gitti. Araba geldi, kadın da ona bindi. Rakım küllü adam durdu. Sanki bir şey yapmaya gücü kalmamış gibiydi ve bekeş giymiş adama anlamsızca baktı. Bekeş giymiş adam oldukça bön bir şekilde gülümsüyordu. Bilmiyorum. Affedersiniz, tanıştığımıza çok memnun oldum dedi genç adam. Merak ve biraz da ürkmüş bir halde. Çok, çok memnun. Sizin sanırım galoşunuz düşmüş. Benim mi? Aha evet, sağ olun, sağ olun. Lastiklisini almak istiyorum. Lastikliler ayağı terletiyormuş efendim, dedi genç adam. Sınırsız bir ilgi sergileyerek. Jean, geliyor musun? Terletiyor gerçekten. Hemen hemen bir tanem. İlginç bir konuşma yapıyoruz da gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi ayağı terletiyor. Fakat affedersiniz benim. Rica ederim efendim. Tanıştığımıza çok çok memnun oldum. Rakun adam arabaya bindi. Araba yola çıktı. Genç adam hala olduğu yerde duruyordu. Şaşkınlık içinde gözleriyle uğurladı. Ertesi akşam İtalyan operasında bir temsil sahneleniyordu. Ivan Andreyevich salona bomba gibi düştü. Daha önce hiç onda müziğe karşı böyle bir furore, böyle bir tutku görülmemişti. En azından Ivan Andreyevich'in İtalyan operasında bir çeyrek saatlik horlamaktan çok hoşlandığı bilinirdi. Hatta birkaç kez bunun hem hoş hem de tatlı bir şey olduğunu belirtmişti. Ama primadonna da demişti dostlarına, küçük bir kedi gibi bir beşik ninnisi miyavlıyor. Ama bunu daha bir önceki sezonda söylemişti. Şimdi ise heyhat. Ivan Andreyevich geceleri evden bile uyumuyordu. Fakat yine de tıka basa dolu salona bomba gibi düştü. Hatta biletçi ona biraz kuşkuyla baktı ve bu sırada onun yan cebine elinde saklı bir hançer görmek umuduyla dikti gözlerini. Bu sırada iki tarafını oluştuğunu ve her birinin kendi primadonnasını desteklediğini de belirtmek gerekiyor. Bir tarafta nokta noktacılar, diğer tarafta nokta noktaistler adı verilmişti. Her iki tarafta müziği öyle seviyordu ki sonunda biletçiler iki primadonna da bir araya gelen muhteşem ve yüce olan her şeye yönelik herhangi bir sevgi ifadesinden kesin olarak kaygı duymaya başlamıştı. İşte bu yüzden saçları tümüyle olmasa da ağarmış, 50 yaşlarında dazlak sayılabilir ve genel olarak ciddi bir insan görünümünde olan bu ihtiyarın tiyatro salonuna böylesine delikanlıca dalışına bakarak biletçi ister istemez Danimarka Prensi Hamlet'in yüksek sözlerini hatırladı. Yaşlılık böyle korkunç bir şekilde çökerse gençlik ne yapsın? Ve yukarıda da söylendiği gibi bir hançer görme umuduyla yan cebine çevirdi gözlerini. Ama orada sadece bir cüzdan vardı, başka bir şey yoktu. Tiyatroya uçan Ivan Andreyevich bakışlarını ikinci katın localarına uçurdu ve ah korkunç kalbi buz kesti. O buradaydı, locada oturuyordu. Orada eşi ve baldızıyla birlikte General Polovitsin de vardı. Orada generalin yaveri de vardı. Aşırı açık göz bir genç adam orada bir mevki sahibi daha vardı. Ivan Andreyevich bütün dikkatini, bütün görüş gücünü topladı ama ah korkunç mevki sahibi adam haince yaverin arkasına gizlendi ve bilinmezlere karıştı.
O buradaydı ama burada olmayacağını söylemişti. İşte bir süredir Glafira Petrovna'nın her adımında görülen bu ikiyüzlülük öldürüyordu İvan Andreyeviç'i. İşte bu mevki sahibi genç de sonunda onu tam bir umutsuzluğa düşürmüştü. Koltuğa tümüyle yenilmiş bir halde çöktü. Neden böyle oldu? Olay çok basit. İvan Andreyeviç'in koltuğu parterin tam altına denk geliyordu. Ve üstelik ikinci katın hain locası onun koltuğunun tam üzerindeydi. Öyle ki büyük bir tatsızlık eseri kafasının üzerinde olup biten hiçbir şeyi kesinlikle göremiyordu. Bu yüzden öfkelenip bir semaver gibi kızarıyordu. Birinci perdeyi fark etmedi bile. Yani tek bir nota bile duymadı. Müziğin her türlü duygularının üzerinde müzikal izlenimler inşa edebilmesi güzel bir şeydir derler. Mutlu olan insan seslerde mutluluk bulur. Hüzünlü olan insan hüzün. İvan Andreyeviç'in kulaklarında tam bir fırtına uluyordu. Sıkıntısını doruk noktasına ulaştıracak şekilde arkadan, önden, yandan öyle korkunç sesler aykırıyordu ki İvan Andreyeviç'in kalbi parçalanıyordu. Sonunda perde sona erdi. Ama perde indiği anda kahramanımızın başına hiçbir kalemin yazamayacağı bir olay geldi. Bazen locanın üst katlarından afiş düşer. Piyas sıkıcı olduğu ve seyirciler nesnediği zaman onlar için bu önemli bir olay olur. Bu oldukça hafif kağıdın en üst kattan koltuklara dek inerken zikzaklar çizerek yaptığı yolculuğu özel bir merakla izlerler. Ve bu olaya hiç hazır olmayan bir başa konmasını takip etmekte bir hoşluk bulurlar. Gerçekten de bu başın nasıl şaşkınlığa düştüğünü seyretmek çok meraklı bir şeydir. Çünkü bu baş kesinlikle şaşkınlığa düşer. Ben de locanın kıyısına yaslanan hanımın dürbünlerini gördüğüm zaman dehşete kapılırım. Bana hepsi birden bu olaya hiç hazırlanmamış başa doğru üşüyecekmiş gibi gelir. Ama böyle trajik bir nota yer vermenin yersiz olduğunu görüyor ve bu yüzden onu yalanlardan, vicdansızlıklardan, eğer evde varsa hamam böceklerinden koruyan o gazetelerin köşe yazarlarına gönderiyor. Sadece Rus değil, hatta yabancı, Prusyalı ve diğer bütün hamam böceklerinin de korkunç düşmanı ve hasmı olan ünlü Bay Prinsip'i de özellikle tavsiye ediyorum. Ama İvan Andreyeviç'in başına bugüne dek hiçbir yerde yazılmamış bir olay gelmişti. Başına, söylendiği gibi oldukça dazlak olan başına bir afiş uçup gelmedi. İtiraf edeyim ki başına uçan şeyin ne olduğunu ben bile söylemeye çekiniyorum. Çünkü gerçekten de vicdanlı bir şekilde söylersek kıskanç ve aklı karışık olan İvan Andreyeviç'in saygın ve çıplak, yani kısmen saçtan yoksun başına söz gelimi aşk mektubu gibi ahlaksız bir şey uçup kondu. En azından İvan Andreyeviç kesinlikle böyle öngörülmez ve çirkin bir olaya hazırlıksız olan İvan Andreyeviç öyle bir irkildi ki sanki başına bir fare ya da başka herhangi bir yabani hayvan düşmüş sanırdınız. Kağıdın bir aşk mektubu olduğuna dair şüphe yoktu. Kokulu bir kağıda yazılmıştı. Tıpkı romanlardaki gibi bir kağıda ve haince küçültülmüş bir kadın mendilinin altına rahatça saklanabilecek şekilde katlanmıştı. Herhalde şans eseri elden ele geçerken düşmüştü. Söz gelimi birisi afişi rica etmiş olmalıydı ve bu afişin içine mektup gizlenmiş, malum ellere uzatılmış olmalıydı. Ama bir anda belki de beceriksizliği için çok kibar bir şekilde özür dileyen yaverin kolu çarpmış ve mektup heyecandan titreyen ufacık elden kaymış. Elini sabırsızca uzatan mevki sahibi genç ise birden mektup yerine ne yapacağını kesinlikle bilmediği bir afişi almıştı. Tatsız tuhaf bir olay. Kesinlikle doğru. Ama kabul edersiniz ki İvan Andreyeviç için bu daha da tatsızdı. Böylesine ani bir olayla serzeme dönen kafadan neler geçmez. İvan Andreyeviç koltuğunda uyuşmuş bir halde, deyim yerindeyse yarı ölü yarı canlı bir halde oturuyordu. Tam da bu sırada bütün salonda alkış ve şarkıcılara çağrılar duyulmaya başlandığı halde dört bir yandan fark edildiğine inanıyordu. Sanki başına beklenmedik bir tatsızlık, seçkin bir kalabalık topluluk içinde bir tatsızlık gelmiş gibi şaşkın, kıpkırmızı ve bakışlarını yerden kaldırmaya cesaret edemez bir halde oturuyordu. Sonunda gözlerini yukarıya kaldırmaya karar verdi. "Harika söylediler efendim," dedi sol tarafında oturan bir züppeye. Coşkudan kendini kaybetmiş ve ellerini çırpan ama daha da çok ayaklarıyla tepinen züppe, İvan Andreyeviç'e göz ucuyla ve kayıtsızca baktı. Ve kendini duyurmak için elleriyle ağzının çevresini kapatarak şarkıcının adını haykırdı. Daha önce hiç böyle bir gırtlak duymamış olan İvan Andreyeviç telaşlanmıştı. Kimse fark etmedi diye düşündü ve arkasına döndü. Ama arkasında oturan şişman beyefendi o sırada arkasına dönmüş locaları gözlüyordu. Bu da iyi diye düşündü İvan Andreyeviç. Ön tarafta da herhalde kimse görünmemişti.
Ürkekçe ve bir umutla koltuğunun yanındaki locaya çevirdi bakışlarını ve çok tatsız bir duyguyla irkildi. Orada mendilini ağzına kapamış ve koltuğun arkasına yaslanmış güzel bir hanım çılgın gibi gülüyordu. Ah bu kadınlar diye fısıldadı Ivan Andreyevich ve seyircilerin ayaklarına basa basa çıkışa doğru yöneldi. Şimdi karar vermeyi o kurlara bırakıyorum. Onlardan beni ve Ivan Andreyevich'i kendilerinin değerlendirmelerini rica ediyorum. Gerçekten o sırada haklı mıydı? Bolşoy tiyatrosu bilindiği üzere 4 kat loca ve 5 kat galeri içerir. Neden hemen bir bu mektubun tek bir locadan yani söz gelimi yine hanımların bulunduğu 5. locadan düşmüş olabileceğini düşünmemişti. Ama tutku sıra dışı bir şey. Kıskançlıksa yeryüzündeki en sıra dışı şey. Ivan Andreyevich fuayeye atıldı, lambaların kıyısına yaklaştı, mührü koparıp okudu. Bugün hemen gösteriden sonra G'de, nokta nokta sokağının köşesinde K'nın evinde, 3. katta merdivenlerin sağında. Yapının yanında orada olsun. Sans Faute 17, Tanrı aşkına. El yazısını tanıyamadı Ivan Andreyevich ama kuşku yoktu. Görüşme ayarlanmıştı. Yakalamak, kötülüğü tutup daha en baştan kesmek olmuştu Ivan Andreyevich'in ilk fikri. Aklına şimdi hemen orada bunu açığa vurmak geldi. Ama bunu nasıl yapmalı? Ivan Andreyevich hatta ikinci kata koşturdu ama sağduyulu davranıp geri döndü. Kesinlikle bilmiyordu nereye koşturacağını, ne yapacağını bilmediğinden öbür tarafa koşup karşıdaki yabancı locanın açık kapısına içeri baktı. Tabii, diklemesine uzanan 5 katın hepsinde genç hanımlar ve genç beyler oturuyordu. Mektup 5 katının hepsinden birden düşmüş olabilirdi. Çünkü Ivan Andreyevich kesinlikle bütün katların kendisine karşı komplo içinde olduğundan şüpheleniyordu. Ama onu doğrulayacak hiçbir şey, hiçbir kanıt yoktu. İkinci sahne boyunca koridorlarda koşturdu ve hiçbir yerde ruhunu sakinleştiremedi. Tiyatro gişesine kasiyerden 4 katının hepsinde loca kiralamış kişilerin ismini öğrenme umuduyla yanaştı ama gişe kapalıydı artık. Sonunda dizginsiz çığlıklar ve alkışlar duyuldu. Temsil sona erdi, bağırışlar başladı ve iki ses, iki grubun elebaşılarının sesleri en yüksek tonda gürlüyordu. Ama Ivan Andreyevich'in onlarla işi yoktu. Artık bundan sonra ne yapacağı gelmişti aklına. Bekeşini giydi ve G'ye doğru yola çıktı. Orada genel olarak bir önceki günden biraz daha enerjik bir şekilde davranacak ve bulacak, tutacak, açığa çıkaracaktı. Çok geçmeden evi buldu ve tam girişe doğru adım atmıştı ki birden sanki kolunun altından bir biter gibi palto giymiş şık bir figür elinin önüne geçti ve merdivenlerden 3. kata yollandı. Ivan Andreyevich bunun aynı züppe olduğunu tahmin etti. Ama bu züppenin yüzünü ayırt edemedi. Kalbi sıkıştı. Züppe 2 merdiven önündeydi. Sonunda 3. kattaki kapının sanki geleni bekliyorlarmış gibi zil çalmadan önce açıldığını duydu. Genç adam daireye daldı. Ivan Andreyevich 3. kata kapı daha kapanmadan önce vardı. Kapının önünde durmak, atacağı adımı sağduyulu bir şekilde düşünmek, biraz ürkekliğini atmak ve sonra çok kesin bir şeye karar vermek istiyordu. Ama tam da bu sırada eşikte bir araba durdu. Kapıları gürültüyle açıldı ve ağır adımların gıcırtı ve öksürüklerle üst katlara doğru ilerleyişini duyurdu. Ivan Andreyevich durmadı, kapıyı açtı ve daireye hakaret edilmiş bir kocanın bütün görkemiyle daldı. Oda hizmetçisi karşıdan üzerine heyecan atıldı. Ardından bir adam belirdi ama Ivan Andreyevich'i durdurmanın hiçbir olanağı yoktu. Bomba gibi dairenin içine uçtu ve iki karanlık odayı geçtikten sonra birden yatak odasında kendini korkudan baştan aşağı titreyen ve ona onun çevresinde ne yaptığını anlamaksızın tam bir dehşetle bakan genç güzel bir hanımın karşısında buldu. Bu sırada komşu odadan doğruca yatak odasına geçen ağır ayak sesleri duyuldu. Merdivenleri çıkan ağır adımlardı bunlar. Tanrım bu kocam diye çığlık attı ellerini çıkarıp çırpan beyaz sabahlığından da beyaz olan kadın. Ivan Andreyevich oraya gelmemesi gerektiğini, bir aptallık çocukça bir zirzopluk yaptığını, atacağı adımı iyi düşünmediğini, merdivende yeterince beklemediğini hissetti ama yapacak bir şey yoktu. Artık kapı açılmıştı. Ağır ayak seslerinden bile ağır olduğu belli olan koca odaya girmek üzereydi. Ivan Andreyevich'in o anda kendini ne yerine koyduğunu bilemiyorum. Doğruca kocanın karşısına dikilip rezil olduğunu ilan etmesine, en yakışıklısız şekilde bilinçsizce davrandığını kabul etmesine, özür dileyip ortadan kaybolmasına neyin engel olduğunu bilmiyorum. Kuşkusuz büyük bir onur olmazdı. Kuşkusuz şanlı bir şey olmazdı ama en azından soylu, samimi bir şekilde gitmiş olurdu. Ama hayır, Ivan Andreyevich yine bir çocuk gibi davrandı. Sanki kendini Don Juan ya da Lovelace sanıyordu.
Önce yatağın yanındaki perdelerle örtünmeye çalıştı. Sonra kendini tam bir cesaretsizlik içinde hissederek yere yattı ve anlamsızca yatağın altına süründü. Kaygı sağ duyusuna galip geldi ve Ivan Andreyevich kendisi hakarete uğramış bir koca olduğu halde ya da en azından kendini öyle saydığı halde başka bir kocayla karşılaşmayı göze alamadı. Belki de varlığıyla onu incitmekten korkmuştu. Öyle ya da böyle yatağın altına girmişti. Bunu nasıl yaptığını da kesinlikle anlamıyordu ama daha da hayret verici olan şey kadının buna hiçbir şekilde karşı koymamasıydı. Aşırı tuhaf, yaşlı bir adamın onun yatak odasında sığınak aradığını görünce bağırmamıştı. Kesinlikle öyle yürütmüştü ki büyük olasılıkla dili tutulmuştu. Koca oflayıp puflayarak içeri girdi. Karısıyla en stratejik şekilde selamlaştı ve koltuğa ağır yük taşımış biri gibi oturdu. Derin ve uzun süreli bir öksürüğe yakalandı. Kızgın bir kaplandan kuzuya dönmüş olan Ivan Andreyevich, tedirgin olup kedi karşısındaki fare gibi sessizleşti. Korkudan nefes bile almaya cesaret edemiyordu. Oysa hakarete uğrayan bütün kocaların saldırmadığını kendinden de biliyordu. Ama bu ya imgelem yetersizliğinden ya da başka bir kusurdan dolayı aklına gelmedi. Elinin altında şaşkınlık içinde kıpırdayan ve elini tutan bir şey hissettiği zamansa çok şaşırdı. Yatağın altında başka biri daha vardı. Kim o diye fısıldadı İvan Andreyeviç. Tabii size kim olduğumu söylemenin tam yeri diye fısıldadı tuhaf yabancı. Susup yatın. Yoksa tatsız bir durum olacak. Fakat sus. Ve fazlalık adam, çünkü yatağın altı sadece bir kişiye yeterdi. Fazlalık adam İvan Andreyeviç'in elini avucunda öyle bir sıktı ki neredeyse acıdan bağıracaktı. Sayın bayım, şş, beni öyle sıkmayın yoksa bağıracağım. Hadi ya, bağırın, deneyin hele. İvan Andreyeviç utançtan kızardı. Yabancı sert ve kızgındı. Belki de bu kaderin birçok kez peşinden kovaladığı ve sıkıntılı durumlarda çok kez kalmış bir adamdı. Ama İvan Andreyeviç acemiydi ve sıkışıklıktan bunalmıştı. Başına kan hücum etmişti. Fakat yapacak bir şey yoktu. Yüzü koyun yatmak lazımdı. İvan Andreyeviç boyun eğip sustu. Canım ben diye söze başladı koca. Canım ben Pavel Ivaniç'teyim. Pavel Ivaniç'teydim. Bir preferansa oturduk. Ama öksürüyordu yani. Sırtım. Yani. Ve ihtiyar öksürük nöbetine yakalandı. Sırtım diye konuştu sonunda gözünde yaşlarla. Sırtım ağrıdı. Lanet olası basur. Ne ayakta durmak ne oturmak. Ne oturmak. Ve sanki tekrar başlayan öksürük. Bu öksürüğün sahibi ihtiyardan daha çok yaşamaya kararlı gibiydi. İhtiyar arada ağzında bir şeyler geveliyordu ama kesinlikle bir şey anlaşılmıyordu. Sayın bayım, Tanrı aşkına sıkıştırmayın diye fısıldadı mutsuz Ivan Andreyeviç. Nereye gideyim? Yer yok. Fakat kabul edersiniz ki böyle durmam imkansız. Ben böyle fena bir duruma ilk kez düşüyorum. Ben de komşuluktan hoşnut değilim. Fakat genç adam, sus. Sus mu? Fakat siz çok terbiyesiz davranıyorsunuz genç adam. Eğer yanılmıyorsam çok genç olmasın. Sizden büyüğüm ben. Sus. Sayın bayım, kendinize gelin. Kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz siz. Yatağın altında yatan bir adam da. Ama ben buraya sürpriz eser geldim. Bir hatayla. Sizse eğer yanılmıyorsam ahlaksızlıktan. İşte bunda yanılıyorsunuz. Sayın bayım, ben sizden büyüğüm. Size söylüyorum. Sayın bayım, bakın burada aynı gemideyiz. Rica ederim, suratıma dokunmayın. Sayın bayım, bir şeyi ellemiyorum. Affedersiniz ama yer yok. Ne diye bu kadar şişmansınız? Tanrım, hiç bu kadar küçük düşürücü bir konuma düşmemiştim. Evet, daha aşağıda yatılmaz. Sayın bayım, sayın bayım, kim olduğunuzu bilmiyorum. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum. Ama ben yanlışla buradayım. Sizin sandığınız gibi değilim ben. Siz konuşmasanız sizin hakkınızda hiçbir şey düşünmezdim. Ama susun artık. Sayın bayım, eğer geri çekilmezseniz bana inme inecek. Ölümümden siz sorumlu olacaksınız. Sizi temin ediyorum. Ben saygın bir insanım. Aile babasıyım. Böyle bir durumda olamam. Böyle bir duruma siz kendiniz düştünüz. Hadi kıpırdayın. İşte size yer. Başka yok. Soylu genç adam, sayın bayım, hakkınızda yanıldığımı görüyorum, dedi Ivan Andreyeviç. Verilen yer karşısındaki minnettarlığının heyecanıyla ve sıkışmış organlarını yayarak, sizin sıkıntılı durumunuzu anlıyorum ama ne yapmalı? Benim hakkımda kötü düşünceleriniz olduğunu görüyorum. İzin verin, sizin gözünüzdeki yerimi düzelteyim. İzin verin bana kim olduğumu anlatayım. Emin olun buraya bilerek gelmedim. Sizin sandığınız şeyin peşinde değilim. Korkunç bir dehşet içinde. Susacak mısınız siz? Anlamıyor musunuz? Bizi duyarlarsa kötü olacak. Şş, adam konuşuyor. Gerçekten de ihtiyarın öksürüğü anlaşılan geçmeye başlamıştı. İşte öyle canım, diye hırladı adam en acıklı tınısıyla. İşte öyle canım. Ah ne talihsizlik. Fedosey Ivanoviç de dedi. Siz dedi civan perçemi içmeyi denemelisiniz. Dinliyor musun canım? Dinliyorum dostum.
Yani öyle dedi. Siz dedi civan perçemi içmeyi denemelisiniz. Ben de dedim ki sülük yapıştırdım. O da bana hayır Aleksandr Demyanoviç civan perçemi daha iyi dedi. O bulmuş size söylüyorum. Öhö öhö ta ah tanrım ne diyorsun canım? Öhö öhö ah yüce tanrım öhö öhö. Civan perçem daha mı iyidir? Ne dersiniz? Öhö 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 ah öhö falan filan. Bu yöntemi denemek fena olmaz kanımca diye yanıt verdi eşi. Evet fena olmaz dedi. Evet fena olmaz. Siz de dedi. Ne yazık ki verem var. Öhö öhö. Ben de şöyle dedim. Ben de gut vereflü var. Öhö öhö. Ama o bana belki de veremdir dedi. Ya sen? Öhö öhö. Sen ne dersin canım? Verem midir? Ah tanrım ne söylüyorsunuz böyle? Evet verem ama sen canım artık yatmak için soyunmalısın. Öhö. Ben de öhö. Bugün nezdeyim. Öf dedi Ivan Andreyevich. Tanrı aşkına çekilin. Siz de kesinlikle hayret ediyorum. Ne yapacağız sizinle? Sakin sakin yatamıyorsunuz. Bana karşı acımasızsınız genç adam. Beni incitmek istiyorsunuz. Bunu görüyorum. Siz herhalde hanımın aşığı olmalısınız. Sus. Susmayacağım. Komutayı size vermiyorum. Siz aşığısınız herhalde. Eğer siz bizi bulurlarsa benim bir suçum yok. Ben bir şey bilmiyorum. Eğer susmazsanız, dedi genç adam dişlerini sıkarak, sizin beni buraya sürüklediğinizi söylerim. Malı mülkünü harcamış amcam olduğunuzu söylerim. O zaman en azından bu hanımın aşığı olduğumu düşünmezler. Sayın bayım, benimle alay ediyorsunuz. Sabrımı zorluyorsunuz. Şşş, yoksa sizi susmaya zorlarım. Beni belam oldunuz. Söylesenize niye buradasınız? Siz olmasanız sabaha kadar yatar, sonra da çıkar giderdim. Ama ben sabaha kadar burada yatamam. Ben sağduyulu bir insanım. Benim elbette bağlantılarım var. Siz ne söylüyorsunuz? Gerçekten geceyi burada mı geçirecek? Kim? Bu ihtiyar. Herhalde öyle yapacak. Herkes sizin gibi koca değil. Geceyi evde geçiriyorlar. Sayın bayım, sayın bayım diye haykırdı Ivan Andreyevich korkudan buz kesilerek. Sizi temin ederim ben de evdeydim. Bu ilk kez oluyor ama tanrım beni tanıdığınızı görüyorum. Siz kimsiniz genç adam? Söyleyin hemen yalvarıyorum size. Çıkarsız bir dostluk adına siz kimsiniz? Dinleyin zor kullanacağım ama izin verin. İzin verin size anlatayım. Sayın bayım izin verin. Size bütün bu rezil olayı anlatayım. Bir açıklama dinlemiyorum. Bir şey bilmek istemiyorum. Susun yoksa. Susun yoksa. Ama ben yapamam. Yatağın altında hafif bir mücadele yaşandı ve Ivan Andreyevich sustu. Canım burada bir kedi mırılıyor sanki. Ne kedisi? Nereden çıkardınız? Anlaşılan eşi kocasına ne söyleyeceğini bilmiyordu. Öyle sarsılmıştı ki kendine gelemiyordu. Şimdi de irkildi ve kulak kesildi. Ne kedisi? Kedi canım öğleyin geliyorum. Ufaklık çalışma odamda oturmuş mır mır mırlıyor. Ona neyin var yavrum diyorum. O yine mır 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 sürekli mırlayıp duruyor. Ben de düşünüyorum. Ah azizler adına. Bana ölümü mırlıyor olmasın. Bugün ne aptalca konuşuyorsun? Kendine gel lütfen. Yok yani kaygılanma canım benim. Ölmemden hoşlanmadığını görüyorum. Kaygılanma. Sadece laf işte. Ama sen canım soyunda yatmaya hazırlan. Ben de sen yatarken burada oturayım. Tanrı aşkına yeter. Sonra. Ama kaygılanma, kaygılanma. Sadece sanki fare var burada. Yahu bir kedi diyorsun, bir fare. Doğrusu sizinle ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama ben hiç Ah tanrım Duyuyor musunuz? Öyle hareket ediyorsunuz ki duydu diye fısıldadı genç adam. Ama siz başıma geleni bilseydiniz burnumdan kan geliyor. Bırakın gelsin, susun. Onun gitmesini bekleyin. Genç adam benim durumumu anlayın. Zaten kiminle yattığımı bile bilmiyorum. Peki ne olacak bunu bilseniz? Yani ben sizin adınızı bilmeyi hiç merak etmiyorum. Sahi adınız nedir? Eserin adı Başkasının Karısı. Eserin yazarı Fyodor Mihailovich Dostoyevski.